Öykümüzün kahramanı Violet, 2 Ekim 1887'de ailesi Dublin'den Arjantin'e göç ettikten kısa bir süre sonra doğdu. 18 yaşına geldiğinde babası öldü ve annesi de Avrupa'ya geri dönme kararı verdi. Violet 21 yaşına geldiğinde hangi mesleği seçmek istediğine karar vermişti. Büyük bir geminin kamarotu olacaktı. İlk yolculuğuna 28 Ekim 1908'de Ormoco adlı gemide başladı. 28 Eylül 1910'da White Star hattına geçti ve Majestic adlı gemiye bindi. White Star tüm zamanların en büyük gemilerini inşa etme projesine başlamıştı. 3 tane kardeş gemi yapılacaktı. Bunlar Olympic, Titanic ve Gigantic. En büyük gemiler için en iyi ekibe ihtiyaç vardı. Şirketin hatlarında çalışan her gemiden en iyiler özenle seçildi. Genç, çalışkan ve çekici olan Violet seçilmiş olanlardan biriydi. Denize açılan ilk gemi Olympic oldu. O zamana kadar İngiliz bayrağını taşımış en büyük ve en iyi gemiydi. Violet de 1. sınıf bölümünde kamarot olarak görev yapıyordu. İlk seferler olaysız geçti. Ancak 5. yolculuk aynı ölçüde şanslı değildi. 20 Eylül 1911'de Kaptan Smith'in yönetimi altındaki Olympic, küçük İngiliz kruvazörü ile çarpıştı. Olympic'in omurgasına doğru su düzeyinin altında 12 metre uzunluğunda derin bir yarık açıldı. Her iki gemi de güçlükle limana ulaştı. Olympic'in acil tamiratı sebebiyle Titanic'in tamamlanması yaklaşık bir ay gecikti. White Star'ın kıymetli bir çalışanı olan Violet, yeni denize açılan Titanic'e transfer edildi. Titanic, 15 Nisan 1912 tarihinde Kuzey Atlantik'in dibini boyladığında Violet de bahtsız gemideydi. Titanic heybetli buzdağına çarpıp okyanusun dibine doğru inişine başladığında odasında kitap okuyor ve uyukluyordu. Görevlilerden biri olduğu için tüm yolcular tahliye edilene kadar can kurtaran sandallarından birine binmeyi düşünmüyordu. Birkaç kilometre ötede başka bir geminin ışıkları gözüküyor ve herkes bu geminin gelip kendilerini kurtarmasını bekliyordu. Görevliler dil sorunu sebebiyle göçmen kadınları sandallara bindirmekte zorlandılar. Bir görevli diğer kadınlara örnek oluşturması için can kurtaran sandallarından birine binmesini istediğinde Violet sandala bindi. Kucağına bir bebek verildi ve diğerleri de onu izledi. Sandal suya indirildi. Violet geride bıraktıkları insanların büyük ihtimalle öldüklerini ancak ertesi gün Atlantik'in ortasında beklerken anladı. Violet'in can kurtaran sandalı kurtarma çalışmalarına yardım etmek için Akdeniz güzergahından dönen Karpatya tarafından kurtarılan son sandaldı. Karpatya kurtulanlar ve cesetlerle birlikte New York'a döndü. Violet kimseyle konuşmama kararı aldı ve ilk gemiyle İngiltere'ye dönmeyi bekledi. Titanic'in batışının ardından Olympic'te 6 ay sürecek düzenlemeler için limana geri çekildi. Bazı yapısal değişiklikler yapıldı ve can kurtaran sandallarının sayısı artırıldı. Geminin yeniden elden geçirilmesi tamamlandığında Violet yeniden görev aldığı Olympic'te denize açıldı. 1. Dünya Savaşı patlak verene kadar gemide kaldı. Savaşta faydalı olmak istediğinden hemşire olarak gönüllü yardım müfrezesine katıldı. Bu sırada büyük kardeş gemilerin üçüncüsü olan Gigantic için çalışmalar başlamıştı. Gigantic ismi çok fazla Titanic'i çağrıştırdığından ismi Britannic olarak değiştirildi. Daha sonra 13 Kasım 1915'te Britannic'e resmen el koyan İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemiyi birer yüzer hastane olarak tamamladı. Gemi ilk yolculuğuna 23 Aralık 1915 tarihinde başladı. 21 Kasım 1916'da Napoli'den yola çıkan Britannic 6. yolculuğuna Ege Denizi'nde başladı. Violet Jessop da hemşire olarak gemide görevliydi. Yeni bir trajedinin yaklaşmakta olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle haklısınız. Violet yemek salonunda hasta bir kadına kahvaltısını hazırlarken kulakları sağır eden boğuk bir ses duydu ve geminin sarsıldığını hissetti. Gemi bir Alman mayına çarpmıştı ve batmaya başladı. Kamerasına dönen Violet en değerli eşyalarını önlüğünün ceplerine doldurdu. Sonra da 4 numaralı can kurtaran sandalına bindi. Geminin kaptanı bir çabayla daha sığ sulara ulaşmak için motorları yeniden çalıştırdı. Kaptanın farkında olmadığı şey can kurtaran sandallarının o sırada indirilmekte olduğuydu.
Motorlar çalışınca oluşan girdap sandalları Britannic'in devasa pervanelerine doğru çekti. En usta kürekçi bile böylesine güçlü bir akıntıyla başa çıkamazdı. İçinde bulunduğu sandalın suya inmesinden birkaç dakika sonra Violet herkesin denize atlamakta olduğunu fark etti. Arkasını dönünce devasa pervanelerin önlerine çıkan her şeyi parçaladıklarını gördü. Violet'in de atlamaktan başka şansı yoktu. Ancak ne yazık ki yüzme bilmiyordu. Ayrıca paltosunu can kurtaran yeleğinin altına giymek gibi bir hata yapmıştı. Bu yüzden suyla dolduğunda paltosunu çıkarmayı başaramadı. Suya daldı. Ancak batmayan vücudu yavaş yüzeye çıktı. Bu sırada Violet'in kafası sert bir şeye, muhtemelen sandalın arkasına çarptı. Violet'in burnu dalgalı suyun ancak üstüne çıkabiliyordu. Gözlerini açtığında yanında yüzen bir başka can kurtaran yeleğini fark etti. Suyun üzerinde kalabilmek için buna tutundu. Bundan sonra gördüğü ilk şey yarılmış ve beyni dışarı taşmış bir kafatasıydı. Vücut parçaları ve geminin kalıntıları etrafında yüzüyordu. Biraz ötede Britannic'in suyun dibine batışını görebiliyordu. Daha bir yaşında bile olmayan gemi 55 dakikada batmıştı. 1976 yılında Jacques Cousteau tarafından bulunana kadar gemiyi bir daha gören olmadı. Kısa bir süre sonra Britannic'in deniz motorlarından biri Violet'i kurtarmaya geldi. Hasar olarak Violet'in bacağında derin bir yarık vardı. Yıllar sonra bir diş röntgeni çektirdiğinde kafatasının ciddi bir şekilde kırıldığı anlaşılacaktı. Ama o an bunu gösteren hiçbir bulgu yoktu. Başkaları onun kadar şanslı değildi. Sadece 28 kişi ölmüş olmasına rağmen birçok kişi ciddi yaralar almış, hatta kimileri kollarını, bacaklarını kaybetmişti. Neyse ki Britannic'te o sırada hiç yaralı hasta yoktu. Aksi takdirde ölüm oranı Titanic'e eşdeğer olabilirdi. Savaştan sonra kamarot olarak çalışmaya devam etti. 1950 yılında denizlerde geçirdiği 42 yılın ardından emekli oldu. 1971 Mayıs'ında evinde kalp krizi geçirerek vefat etti. Ölümünden sonra 1934 yılına ait el yazmaları yeğenleri tarafından bulundu. 1997 yılında Titanic kazazedesi adı altında yayınladılar. Bu el yazmaları olmasaydı öyküsünün bütünüyle gün ışığına çıkması mümkün olmayacaktı. Violet Jessop sadece zamanının en büyük gemilerini görev yapma ayrıcalığına kavuşmamıştı. Aynı zamanda 3 bahtsız kardeş gemiden de kurtulan tek kadın olma şerefine ulaşmıştı. Violet Jessop hem çok şanslı hem çok bahtsız bir bayandı. Ama bu gemilerin diğer yolcular için bir lanetti. Sizinle aynı gemide olduğunu bilseydiniz acaba rahat uyuyabilir miydiniz? Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.